müzik eserlerin restorasyon ve korunması işlemlerini canlı olarak izleyebilecek. Ayrıntıları alacağız şimdi Altı Hacer'den. 5000 yıllık tarihe sahip olan Troya antik kentinden çıkartılan eserler ve yine Çanakkale bölgesinden elde edilen eserler artık Troya Müzesi'nde restorasyon ve konservasyon çalışmalarını vatandaşlar izleyebilecekler. Peki bu çalışma, bu proje nasıl yürüyor? Hangi günlerde vatandaşlar buraya gelip ziyaret edebilecekler? İşte bunların detaylarını Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ten öğreneceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, perdelerinizi açtınız. Evet. Bu proje ne günlerde yayınlanacak? Ne günlerde vatandaşlar buraya gelip izleyebilecekler? Evet. Bildiğiniz gibi Troya Müzesi'nde 3 tane bizim laboratuvarımız vardı. Aslında bu perdeler kapalıyken de arkadaşlarımız o perdelerin arkasında bu iş süreçlerini yürütüyorlardı. Fakat şunun farkına vardık. Ziyaretçilerimiz bu eserlerin bugüne nasıl geldiğini, o sergi vitrinine nasıl çıktığını merak ediyor. Bu arkadaki süreci öğrenmek istiyor. Biz de perdeler açılıyor mottosuyla beraber her çarşamba saat 11 ile 15 arasında perdelerimizi açtık. Camın arkasında arkadaşlarımız toprak altından çıkmış, Troya'dan, Paryon'dan, Assos'tan, Alexandria Troas'tan çıkmış bu eserleri alıyor, çalışmalarını yürütüyor, koruma çalışmalarını yürütüyor ve ziyaretçilerimiz de bu süreci izleyebiliyor. Nisan ayına kadar çarşamba günleri saat 11 ile 15 arasında haftada bir kez açılacak. Nisan'dan sonra ise tüm yıl boyunca haftada 5 gün, günde 2 kez 45'er dakika perdelerimizi açacağız. Ziyaretçilerimiz hem izleyebilecekler hem de merak ettiklerini hemen Jamaika'nın önündeki görevlimize sorabilecekler. Hangi eseri işliyor? Şu anda yaptığı süreç ne? Bunları sorabilecekler. Peki bu bir ilk mi? Laboratuvar ortamında açık izlenebilir meselesinde bu Türkiye'de bir ilk. Daha önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon sırasında eserin etrafında bir panel yapıldı. Panelin arkasından izleyiciler izleyebildi. Bu müzenin içinde oldu. Fakat laboratuvarları canlı izleyebilmek Türkiye'de bu ilk. Dünyada örnekleri var. Bizde hem evet izleyebilecekler ama hem de Jamaika'nın önündeki bir görevli arkadaşımızdan içerideki tüm süreçleri dinleyebilecekler. İçerideki eser ne? Çalıştıkları eser. Hangi uygulama yapılıyor? Ve hatta şöyle bir şey olacak. Bir sonraki hafta konservasyon için laboratuvarda hangi eseri görmek isterler? Biz birkaç alternatif sosyal medyadan takipçilerimize soracağız. Ve görmek istedikleri eser burada laboratuvarda çıkacak. Ve sadece o onarım sürecini görmek değil, eser hakkında da özel bilgi alabilmek, esere de yakınlaşabilmek fırsatı bulacaklar. Evet, kadim şehir Troya antik kentinde bulunan eserler müzeciliğe gelene kadar nasıl bir süreçten geçiyor? İşte bu perdelerin arkasında vatandaşların sunumuna arz edilecek diyelim ve sözü tekrar size aktaralım.